Merhaba sevgili dostum. Şimdi senden iki tane senaryo hayal etmeni isteyeceğim. Birinci senaryo şu. Çok güzel bir haber almışsın. İşte bir terfi haberi. Terfi ama öyle bir terfi ki hem çok yüksek bir makama geçiyorsun hem de maaşın iki katına çıkıyor. Ya da bir yerden bir haber geliyor. Mektubu açıyorsun bir bakıyorsun ki işte sallıyorum uzaktaki bir akrabandan sana çok ciddi bir miras kalmış. O anda yanında olan insanlar inanılmaz seviniyorlar. Ya Beyhan harika bir haber bu. Beklediğin terfi geldi. Bu inanılmaz bir şey ilk defa senin başına geliyor. Herkes coşku dolu bir sevinç halinde. Ya da mesela doğum günün için herkes buluşmuş ve hayatında her şey yolunda gidiyormuş gibi görünüyor. Herkes çok sevinçli. Herkes seni çok tebrik ediyor. Sen hiçbir şey hissetmiyorsun. Hiçbir şey. Ne kötü ne iyi. Sanki bomboş bir manzara. Bizim bir e, resim öğretmenimiz vardı Tevfik Hoca e, izliyorsa buradan da selam olsun. şey derdi boş kağıt için. Konya ovasında kar manzarası. Aynen öyle. Bomboş boşluk. Şimdi bu birinci senaryo. İkinci senaryo şu. Sevdiğin bir insan, annen, baban vefat etmiş. Allah uzun ömürler versin yaşıyorsa. Vefat etmişse de Allah rahmet eylesin. Ve herkes ağlıyor yanı başında. Ya da çok sevdiğin bir insanla yolu ayrılmışsın. Ya da çok sevdiğin, uzun yıllardır birlikte olduğun bir insandan ayrılmışsın, terk edilmişsin. Gidiyor, boşanmışsın. Hayatının düzeni değişecek. Herkes diyor ki Beyhan üzülme. Herkes ağlıyor. Herkes senin adına da üzülüyor. Ve sen yine aynı durumdasın. İçin bomboş. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Ne sevinç, ne mutluluk, ne de hüzün. Ne de bir ağlama hissiyatı. Öyle bomboş. Konya Ovası'nda kar manzarası. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Psikolojide bu duygusal uyuşma dediğimiz bir hal. Eğer ki insanların, diğer insanların sevindiği, üzüldüğü, mutlu olduğu e, yerlerde sen hiçbir şey hissetmiyorsan İçinde kocaman bir boşluk varmış gibi hissediyorsan ve bu eskiden böyle değildi. Son zamanlarda, son aylarda, yıllarda böyleyse sen de bu duygusal uyuşmayı yaşıyor olabilirsin ama şunu söylemem lazım bu tehlikeli bir durumdur. Farkına varmak ve çözümlemek gerekir yoksa hayatını ciddi sıkıntıya sokabilir. Şimdi bu olay neden oluyor? Bu duygusal uyuşmanın sebebinden bahsetmek istiyorum. İnsan zihnini tanıdıkça hayran oluyorsun. İnanılmaz bir sistem. Beden zaten öyle de zihni yeni yeni tanıyoruz. Şimdi senin hayatta zorluklara bir dayanma kapasiten var. Yani şu ana kadar yaşadığın acılar senin bir şekilde direncini artırıyor. Ama diyelim ki senin direncin yüz üzerinden 25. Ve sen o anda bunun 10 puan üstüne kadar dayanma kapasiten var. 25-35 arası. Ama birden sen 35'e kadar dayanabilecekken 90 puanlık bir şey yaşadığın zaman sistem sigortayı atıyor. Yani nasıl ki elektrikte akımı korumak, cihazları korumak için bir dengesizlik, voltaj yüksekliği olduğu zaman sigorta atar ya, aynen öyle. Şimdi sen bir travma yaşıyorsun, acı dolu bir olay yaşıyorsun, çok üzülüyorsun, neredeyse delirtecek seni. O kadar büyük bir acı. İşte orada zihnin arka planında çalışan böyle görevliler var. Ve o yaşadığın sahneyi hayal et, o sahnede e, acı dolu olay var. Ve senin bilincin bir göz gibi düşün orada, o acı dolu olayı izliyor. Ve o anda eğer ona maruz kalmaya devam edersen çok kötü şeyler olacak. İşte o görevliler geliyor ve o acı dolu olayın sahnesini, hatırasını bir perdeyle, görünmez bir perdeyle saklıyorlar. Ve o andan itibaren sen hiçbir şey olmamış gibi hissediyorsun. Ertesi gün sanki o bir rüyaymış gibi. Ya da detaylarını hatırlamadığın bir rüyaymış gibi. Ne oldu? Seni zihnin sigortaya attırarak o olayı perdeyle gizleyerek bir şekilde delirmeni engelledi. Ya da daha ağır psikolojik problemler yaşamana engelledi. Şimdi buraya kadar her şey makul gibi. Ama o travmatik olay ya da acı dolu olay orada duruyor. Seni etkilemeye derinlerden devam ediyor. İşte bu tür olayların sonuçlarından birisi duygusal uyuşmadır. Geçmişte yaşadığın ya da şu anda yaşadığın bazı ağır olaylar, bazı biraz sonra da bahsedeceğim şeyler bu tür bir sonuca sebep olabilir. Yani bunu fark edebilmek çok önemli. Duygusal uyuşmanın sık karşılaşılan sebeplerinden birisi geçmişte yaşadığımız travmalardır. Bir taciz olabilir, bir tecavüz olabilir, ağır bir şiddet mağduru olmak olabilir, bir trafik kazası olabilir ya da bir deprem, afet olabilir. Yani beklemediğin travmatik bir olay varsa zihin biraz önce bahsettiğim şeyi devreye sokabilir. Bir diğer sebebi ise ağır depresyon dediğimiz bir durum. Aslında birçok insan hafif ya da orta depresyona giriyor ama majör depresyon, ağır depresyon dediğimiz mevzu gerçekten çok ağır bir rahatsızlıktır. İnsan neredeyse ölü taklidi yapar diyebilirim. Yani yatağından çıkmaz, duş almaya enerjisi olmaz, tuvalete gitmeye enerjisi olmaz. Sanki o yatakla bütünleşmişsindir. Yani şu parmağını oynatacak enerji bulamazsın. İşte bu kadar yoğun bir ağır depresyon yaşıyorsan yine böyle bir durum ortaya çıkabilir. Burada aslında zihin kendini bir çeşit korumaya alıyor. O kadar değersiz hissediyor ki enerji harcarsa zarar göreceğini düşündüğü için hiçbir duygusal alana da girmiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi, ölüymüş gibi davranıyor. Duygusal açıdan ağır depresyonda olan birisi hepsi için geçerli olmasa da bazıları e, ölü taklidi yapıyor. Aynen böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Bazen de aşırı kaygı böyle bir duygusal uyuşmaya sebep olabiliyor. Şimdi bu günün içerisinde yaşadığımız kaygı gibi değil. Daha fazla bir şey. Mesela şöyle bir örnek verirsem daha net anlayacaksın bence. Mesela zamanında karşılaştığım bir obsesif kompulsif bozukluk rahatsızlığı olan birisi banyoya girdiği zaman saatlerce banyoda zaman geçiriyor. Mesela bir saat banyo yapıyor paçasına bir yerden bir şey sıçrıyor mesela diyelim ki yerden bir damla su sıçrıyor diyor ki olmadı bir daha banyo yapacağım. Ve banyo olmak eziyet. Gerçekten gün içerisinde belki 2-3 saatini banyo yapmaya, elini yıkamaya, temizlenmeye ayırıyor. Bedeni, elleri, cildi, yaralar içerisinde. Bu, bunun arkasında şöyle bir kaygı vardır. Ya hastalanırsam, ya mikrop kaparsam. Bu o kadar yoğun bir kaygıdır ki ve bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? İpler kopuyor. Beden ve zihin bu kadar kaygıya dayanamadığı için tamamen ipleri bırakıyor. Ve bu karşılaştığım vakada kişi banyo yapmayı bırakıyor, temizlenmeyi bırakıyor. Aylar, yıllar olmuş. Öyle bir şekilde yani tamamıyla o kaygıyı bastırıyor ve kuyunun ağzını kapatıyor. Hiçbir şey umurunda değilmiş gibi. İşi o kadar önemsiyorsun ki bir süre sonra işe gitmiyorsun. İlişki konusunda çok yoğun bir kaygın var. Bir süre sonra aman ne yaparsa yapsın diye kendini boşluğa bırakıyorsun yani. Hiç umurunda değilmiş gibi davranıyorsun. Bu da böyle bir duygusal uyuşmaya sebep olabiliyor. Ve son bir mevzu alkol ve uyuşturucu maddeler. Bunlar bizim e, ruh halimizi o kadar etkilerken de bedenimizi alkol aldığın zaman, uyuşturucu maddeler aldığın zaman e, duygularınla bağın kopar. Hiçbir şey önemli değilmiş gibi gelir. Ve bunu çok yoğun yapıyorsan, bir bağımlıysan Geri kalan zamanda da yani uyuşturucu ya da alkol kullanmadığın zamanda bu maddelere ulaşmak için çabalarsın ve neredeyse insan gibi değil de bir bitki gibi, hayvan gibi yaşamaya başlarsın. İçersin, uyuşursun, kalan zamanda da o içkiye ya da maddeye ulaşmaya çalışırsın. Bu da bir duygusal uyuşma sebebidir. Duygusal uyuşma kolay bir problem değildir. Üzerinde ciddi olarak çalışılması gerekir. Ama ben yine de bu videoda kendi hayatında uygulayabileceğim bazı pratik öneriler vermek istiyorum. Bu arada bu kadar boşluk içerisinde bazen insan bu değişim için bir şeyleri eski haline getirmek için uğraşma motivasyonunu bulamayabilir. Umarım bu video o motivasyonu sana verebilir diye ümit ediyorum. Şimdi bebekmişsin gibi düşün. Dünyaya yeni geldin. Ve 5 duyuyu keşfetmelisin. Mesela bu nasıl bir şey? Yürüyüş yapıyorsun ya, bedenini hissediyorsun. Böyle yürüyüş yaptığın bir gün olması lazım. Yürüyüş yaparken bedenin nasıl hareket ediyor, bedeninin her kısmını ayak tırnaklarından saçının teline kadar hissetmeye çalışabilirsin. Böyle derin bir nefes alıp soğuk bir havada o nefesin burnunun içinden girip ciğerlerine böyle girdiği anı hissetmeye çalışabilirsin. Bir üzüm alabilirsin, bir kahve alabilirsin, çay alabilirsin evde sakin bir zamanda ve o anda ne yapacaksın biliyor musun gözünü kapatıyorsun ve o kahveyi içiyorsun tadını varmaya o kahveyi içiyorsun tadına varmaya çalışıyorsun o üzümün ağzında bıraktığı raihalı tadı fark etmeye çalışıyorsun eskiden çok severek dinlediğin bir müziği aç kulaklığını tak dış dünyadan birazcık uzaklaşarak o müzikten tekrar zevk almaya çalış o eski günleri sana çağrıştırdığı hatıraları hatırlamaya çalış ya da senin gözüne güzel gelecek bir manzaraya bakmaya şöyle bir bak bakalım şu hatırlamaya çalış. Eski içerideki seni. O yeşermiş hayata dair heyecanları olan seni. Hani vardır ya bazı filmlerde böyle hafızasını kaybetmiş bir insana hafızasını hatırlatmak için eski kişiliğini geri döndürmek için sevdiği şeyleri yaparlar. Aynen bunu yapıyoruz aslında burada. Ya da mesela sana güzel gelen kokuları kokladığını. Kokular bu arada çok iyi anılarla zincir kurar. Böyle kokuları koklamaya çalış. Yani bir şekilde Buna odaklanırsan bu bir kıvılcım ateşleyebilir. Yine bu noktada işimize yarayacak bir diğer davranışta da eski halinin taklidini yapmak. Şimdi bugün sen bu boşluktasın ve duygusal anlamda bir şey hissetmiyorsun. Belki de her zaman böyle değildin. Eski böyle olmadığın bir zamanı referans almalısın. Bir sene öncesi, üç sene öncesi. Hayat için mücadele ederken ve yalnız şey gibi düşün orada 120 kilometre hızla gidiyorsun ya birebir kopyalamana gerek yok onun birazcık daha böyle seyreltilmiş bir versiyonunu taklit etmelisin. Birazcık sosyalleşiyor muydun? Onu taklit et. Film mi izliyordun? Kendin için zaman mı ayırıyordun? Sana ne iyi geliyordu eskiden? O eskiden iyi gelen şeyleri hafif hafif taklit et. Kendi eski halini taklit ettiğin zaman bir süre sonra taklit ettiğini unutabilirsin. Ve ne olur biliyor musun? O heyecanı tekrar o içindeki zaten o ilgi alanları hala taze bir yerlerde saklı duruyor. Sen sadece ona hatırlatmaya çalışıyorsun. Hafızasını kaybetmiş insan örneğinden yine bunu benzetebiliriz. Bedensel uyarım çok işimize yarayan şeylerden bir tanesi. Burada mesela e, bir soğuk duş ya da mesela sabah kalktın, böyle camı açıyorsun ya, buz gibi bir hava geliyor sana. O an bu tür mesela ani uyarılmalar işe yarayabilir. Bir diğer konu da mesela spor Egzersiz inanılmaz işe yarıyor. İlk başta biraz önce de söylediğim gibi yürüyüşler yapabilirsin. Sonra koşabilirsin. Sonra belki bedensel anlamda seni zorlayacak ağırlık kaldırma işine girebilirsin. Boks yapabilirsin. Yani birazcık böyle bedenini zorlaman, bedeninin yaşadığını hissettirecek bedensel zorlanmalar yaparsan bu da seni tetikleyebilir, eski haline döndürebilir. Ve ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bugün bu noktadaysan, yani duyguların ortadan kaybolmuşsa, o olay perde etrafı sarmışsa, bir şeyleri değiştirmen gerektiğini de gösteriyor. Ve değiştirmemiz gereken en önemli şeylerden birisi etrafımızdaki insanlardır. Ve bu kadar zorlu olaylar yaşadıktan sonra şöyle artık insanlara minnet etmemen gerekiyor bence. Etrafındaki insanları düşün. İlişkide olmak zorunda olduklarını düşün. Hangisi sana iyi geliyor? Hangisi sana iyi hissettiriyor? Hangisi seni aşağı çekiyor? Hangisi sana kötü hissettiriyor? Hangisi seni böyle içini oyuyor? Bunları fark ettikten sonra kendine Nuh'un gemisi gibi düşün ama sen her hayvandan bir tane almak zorunda, bir çift almak zorunda değilsin. Ee, kendi gemini Huzura doğru açacaksın, yanına sana iyi hissettiren birkaç kişi al sadece. Geriye kalan insanlarla böyle duygusal anlamda olabilir, fiziksel anlamda olabilir bir mesafe koy. Şöyle bir yeniden başlamak için kendine lazım olan şeyleri toparla. Bu da sana iyi gelecektir. Bunlar günlük hayatta uygulayabileceğim bazı öneriler ama saydığım şeyler biraz önce ana sebep olarak travma, majör depresyon, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, çok ağır kaygı bozuklukları. Bunlar ciddi rahatsızlıklardır ve kendi başına çözemezsin bunları. Benim dediklerimi uygula ama bir yandan da yardım al. Yardım almak güçsüzlük değil, zayıflık değil. Önce psikiyatrist bu arada. Bu tür mevzularda psikolog ikinci basamak olabilir ama önce psikiyatriste gitmeni öneririm. Bu arada bu söylediğim şeyleri hayatında uygulamaya devam edebilirsin bir yandan tedavine devam ederken. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakal.